Şırnak'ın Beytüş Şebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan 71 yaşındaki Hürmüz Diril ve 65 yaşındaki Şimuni Diril'den 11 Ocak'tan beri haber alınamıyordu. 70 gündür kayıp olan Şimuni Diril'in cesedi köye yakın bir nehirde bulunmuştu. Şimuni Diril 25 Mart çarşamba günü toprağa verildi. Şırnak'ın Beytüş Şebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan... 71 yaşındaki Hürmüz Diril ve 65 yaşındaki Şimuni Diril'den 11 Ocak'tan beri haber alınamıyordu. 70 gündür kayıp olan Şimuni Diril'in cesedi köye yakın bir nehirde bulundu. Görgü tanıklarının beyanına göre köye yakın bir derinin yanında bulunan Diril'in vücut bütünlüğünün bozulduğu ve vücudunda morarmaların meydana geldiği öğrenildi. Diril'in ölüm sebebinin araştırılması için otopsi örneklerinin alındığı ve ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada soruşturmaya ve Hürmüz Diril'in bulunmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. Diril çiftinin kızı Gülcan Diril ise annesinin ölümünün ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda tepkisini gösterdi. Simone Diril 25 Mart çarşamba günü toprağa verildi. Feriköy Latin Katolik Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Türkiye Keldani Cemaati Ruhani Önderi Ramzi Garmoğur riyaset etti. Törene Fransu Yakan, Peder Remzi Diril ve Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Ruhani Meclis Başkanı Tatul Anuşyan'la birlikte sadece yakın aile bireyleri katıldı. Covid-19 tehdidi dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde halka kapalı olarak gerçekleştirildi. Kilise töreni esasında kısa bir konuşma yapan merhumun oğlu Peder Remzi, yanında bulunan ruhanilere hizmetlerinden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine, dünyayı tehdit eden salgın dolayısıyla törende bulunamayan tüm akrabalarına ve sevenlerine dualarıyla destek oldukları için teşekkür etti. Bedensel olarak yokluğuyla acıyı tattıklarını, ancak Hristiyanlar olarak sonsuz hayata inanıyoruz, ruhlarımızla bir gün ebedi hayatta Mesih'le birlikte gerçek mutluluğu tadacağımıza iman ediyoruz dedi. Başta oğulları rahip Remzi Diril olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.